Tabii ki öğretmenlerimizin de hakkı ödenemez. Gerçekten sizleri derse canlı tutmak için çok büyük çaba gösterdiler. Öğretmenlerimiz için de bir kez daha sizden alkış rica ediyoruz herkes. Yeni bir ders eklendi karnelerimize. Değişen durumlara uyum sağlayabilme dersi. Hepiniz aslında görünmese de dediğim gibi bu dersten yıldızlı pekiyle geçtiniz. Bu tabii ki tüm öğrencilerimizin başarısı, velilerimizin başarısı ve tüm ekibin başarısı. Çünkü sabırla derslere girmeye devam ettiler ve bir tarih yazdığımızı düşünüyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatan ve en verimli bir şekilde geçiren öğrenci grubu olarak olduğunu düşünüyorum. Rabbim inşallah emeklerini zayi etmesin, boşa çıkarmasın. Bu sınavı, bu imtihanı alnımızın hakkında bekler bir şekilde verdik tüm öğrencileri olarak, tüm grubu olarak, öğretmenlerimizle birlikte. İnşallah önümüzdeki dönem yüz yüze yine bu çalışmalarımızı verimli bir şekilde devam ettireceğiz. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Destek olan ailelerine teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmamızı nasip etsin. Dönüp baktığımızda verimli, güzel bir eğitim dönemini geride bıraktığımızı düşünüyorum. 800'e yakın derse gerçekten girmek kolay değil. Bunu başardınız. Ve hepiniz başarılı oldunuz. Hepiniz bu konuda muvaffak oldunuz. Bu kanaatteyiz. Hepinizi tebrik ediyorum bir kez daha bu anlamda. Bir teşekkür de tabii ki anne babalarımıza. Onlar çok büyük emek verdiler. Adeta okulda, yani evde öğretmenlik yaptılar. Sizi derslere soktular. Sizin için yemek hazırladılar. Ve çok büyük bir çaba gösterdiler. Siz derslere giresiniz diye. Hem hepimiz için, tüm öğrenciler için, belki bizler için hayatımızda belki bir daha yaşanmayacak bir dönem. Yaşanmamasını arzu ettiğimiz bir dönem. Gönül arzu ederdi ki tüm öğrencilerimiz de aynı ortamda. Çocukların hevesine yetişemediğimiz zamanlar dahi oluyordu sonunda. O yüzden ben buradan kendi öğrencilerime de, diğer öğretmenlerimizin, tanımadığım öğrencilerime de hepsine çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa zamanda bu dönem biter. Fakat hem öğretmenlerimizin yardımı hem de okulumuzun düzenlediği etkinlikler sayesinde bence okula karşı motivasyonumuz da arttı, sevgimiz de arttığını düşünüyorum. Herkes korona zamanında zor olduğunu düşünüyor. Hani zamanın zor geçtiğini, evde kalmanın zor olduğunu düşünüyor. Ama öğretmenim aslında kimse şeyden bakmıyor. Hani evde kaldığımız süreçte hem ailemizle hem kendi başımıza sakin bir şekilde kalma fırsatı. Farklı bir bakış açısı. Bu süreçte öğretmenlerimiz elinden geldiğince bizlere dersleri en iyi şekilde anlatmaya çalıştı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.